Bugün İstiklal Caddesi'nde ANAMED'deyiz. Yani Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ndeyiz. Çok etkileyici, bizi geçmişe götüren, geçmişle bugünü birleştiren bir sergideyiz. Yeni bir sergide. Mutlaka gezmelisiniz. Geçmiş ve şimdinin buluşması, fotoğrafik bir keşif. Evet, kimle konuşacağız bu etkileyici sergiyi? Serginin küratörü sevgili Naz Uğurlu ve fotoğraf sanatçılarının eseri aslında bunlar. Bruno Vandermeulen ve Danny Weiss'in, ama bugün Bruno bizimle birlikte. Evet, umarım isimleri doğru söylemişimdir. Doğru söylediniz. Evet, başta da söylediğim gibi etkileyici bir sergi. Bizi hem geçmişe götürüyor hem bugünle birleştiriyor. Çok fazla... İlham kaynağı olacağını düşünüyorum tüm bu fotoğrafların. Yeni fotoğraflar var sevgili Bruno'nun çektiği Deni ile birlikte. Bir taraftan da Ömer Koç koleksiyonundan eskilerle birleşmiş halleri var. Dolayısıyla sevgili Naz, sen sergiyi nasıl anlatırsın, nasıl özetlersin bize? Dediğiniz gibi aslında güzel kontrastlar var sergide. Belki şey diyerek başlamak güzel olur. Aslında biz bu yıl ANAMED sergilerinin 10. yılını kutluyoruz. Evet. Ve bu sergiyle kutlamış oluyoruz aslında bunu. Sergide yer alan sanatçılar aslında bu fotoğrafların hepsini analog bir fotoğraf makinesiyle çekiyorlar. Ve sergide hepsi siyah beyaz olarak var oluyor. Bu fotoğraflar aslında tarihi Pisidia bölgesi ve çevresinde çekiliyor. Yani günümüzün Antalya, Burdur ve Isparta'sında. Ve çekilen fotoğraflar tarihin değiştirdiği manzaralara odaklanıyor aslında. Bu ne demek? Bu süreçte aslında sanatçılar iki soruya odaklanıyor. Biri, manzaralar geçmişe tanıklık edebilir mi? Diğeri de şimdi ve bugünün, yani şimdi ve bugünle olan ilişkisi üzerine aslında. Bu sorular üzerinden yola çıkarak da aslında o manzaraların, peyzajların çok katmanlılığını, o zamanın sürekliliğini bir şekilde fotoğraflamaya çalışıyorlar. Bu süreç içerisinde çok, dediğim gibi, katmanlı manzaralar görüyorlar ve biz de aslında sergiyi buradan yola çıkarak katmanlı bir şekilde sunmaya çalıştık izleyiciye. Bu katmanlar hangi katmanlar olabilir? İlki daha çok sergideki fotoğrafların baskı teknikleri diyebiliriz. Çok farklı baskı teknikleri çok var. Çok farklı baskı teknikleri var. Ve çok da uğraştırıcı, emek isteyen. Yani aslında girişteki büyük alan dışındaki bütün fotoğraflar kendilerinin baskılarını yaptığı fotoğraflar. El yapımı hepsi. Çok az dijital baskılı fotoğraf var burada. Daha geleneksel yöntemler var. İşte tuz baskı, albümin baskı, jelatin gümüş baskı gibi. Ama daha deneysel yöntemler de var. Bunlar ne mesela... Sadece mor ötesi ışık altında görülebilen bir iş var. Ya da bazen işleri taş fayans üzerine ya da kumaş üzerinde görebilmek mümkün bu sergide. Bu, yani farklı geleneksel tekniklerin kısa açıklamaları da aslında Meşer direktörü Bahattin Öztuncay tarafından yazıldı ve sergideki fotoğraflara eşlik ediyor. Bir başka katmanda dediğiniz gibi Ömer Koç koleksiyonundan 19. yüzyıla tarihlenen albümler. Aslında 19. yüzyıldan bu geleneksel teknikleri ve 21. yüzyılda tekrar basılmış bu yine geleneksel tekniklerle olan fotoğrafları görebilmek çok güzel. Bununla birlikte bir üçüncü belki katman, Sagosos Arkeolojik Araştırmaları Projesi Direktörü Yorun Poblome'nin yazdığı tarihi metinler. Çünkü bu manzaraları gezen ziyaretçi gördüğünde oradaki belki arka planlarını bilmiyor oluyor, ama Profesör Poblome'nin metinleriyle bunları bir tık daha anlayabiliyor. Son olarak da Judith Desimeter'in bir şiiri eşlik ediyor sergide. Bu şiir aslında sanatçıların yaratım sürecinden yola çıkarak yazılmış bir şiir. Ve biz tüm şiiri olmasa da alıntıları yer yer fotoğraflarla ilişkilerinin güzel olduğunu düşündüğümüz yerlerde kullandık. Bu şiirin adı Kaplumbağa Geldiği Bir Gün Tek Başına. Ve bu aslında kitabın da adı. Zaten sanatçılar da aslında kaplumbağayla farklı bir metafor kuruyorlar bu sergide, kitapta, şiirde, farklı farklı yerlerde. Kitap da Yapı Kredi Yayınları'ndan sergiyle eş zamanlı olarak çıktı.
Kitap da elimde zaten. Birazdan onu da göstereceğim. Ama Brunei'ye dönmek istiyorum. Sizin için nasıl bir deneyimdi? Deni ile birlikte çektiniz fotoğrafları. Nasıl bir deneyimdi? İlham kaynağınız neydi? Tarihte bir yolculuk muydu? Enteresan bir sergi çünkü. During the creation of the photography, öncelikle 2003'ten beri Sagalassos kazılarına dahiliz. İlgimizi çeken bir konuydu. Başladıktan sonra dijital fotoğrafçılıktan daha fazlasını yapabiliriz gibi hissettik. Proje ilk olarak böyle Sagalassos'ta fotoğraf ve arkeoloji bağlamında başladık. 2013'te bu çalışmalarımızı Anamed'in galerisinde sunduk. O ilk sergimizdi. Sonrasında konu üzerine çalışmaya devam ettik. Ama sadece Sagalassos değil, duruma bakışımızı genişlettik ve değiştirdik. Aslında 180 derece döndük. Oradaki bölgeye baktık. Sagalassos ve diğer tarafların aslında o manzarada ne kadar iç içe geçtiğini gördük. Aslında bunlara manzara fotoğrafı diyebiliriz. Ama çevrenin tarihini de gösteriyor. Çevrenin tarihi tabii ki değişmez gibi gözüküyor ama güncel çevre yaşıyor. Zamanla değişiyor. Bizim çektiğimiz fotoğraflar tarihin değiştirdiği manzaraya ait. Günümüze ait fotoğraflara baktığınızda insanın değiştirdiği bir doğaya ait işler görüyorsunuz. Oranın insan eliyle nasıl değiştiğine bakıyor. Bizim baktığımız manzara fotoğrafçılığında ise insan müdahalesi yok. Belki bazı değişiklikler olmuştur. Tabii ama bu çok zaman öncedir. Yani insanın müdahale ettiğinden çok daha uzun bir zaman aralığına sahip. Buradaki serginin odaklandığı da bu konu. Evet, burada aslında tarihte bir yolculuğa çıkıyoruz demiştim başında. Şu aralar çok gündemde olan bir konu tarihte yolculuğa çıkmak. Hepimiz bir yerlere gitmek, ya olduğumuz zamanda yaşamak istemiyoruz. Ama tabii tüm bu fotoğraflar yani 19. yüzyıldan 21. yüzyıla bizi taşıyor. Bir taraftan 21. yüzyılın fotoğraf sanatçılarının işleri ama eski teknikler de bugünle basılıyor. Evet, çok fazla aslında karşıtlıklar var. Bir taraftan bir de kaplumbağa metaforu var. Yani tüm bunlara baktığımızda aslında bize serginin vermek istediği mesajı sen nasıl açıklarsın? Yani hem biz buradaki o değişimi görüyoruz, yani tarihi aslında nasıl iz bıraktığımızı iyi ya da kötü görüyoruz. Dolayısıyla hani sen nasıl tarif edersin? Aslında genel olarak biz burada neyle karşılaşıyoruz, neyle çarpışıyoruz? Yani aslında serginin adı bence serginin içeriğine baktığımızda çok kendini anlatıyor. Çünkü bu manzaralar, bazen bu manzaraların içindeki ağaçlar, bazen bu manzaraların içinde harabelerin ortasında dolaşan, orada piknik yapan insanlar ya da bir tane oğlunun fotoğrafını çeken bir adam var yine bu manzara fotoğraflarının birinde. Yani bu tarihin içinde tanıklık eden, tanıklık edilen anları fotoğraflayabilmişler hissini veriyor bana. Bazen dediğim gibi bu sadece bir ağaç olabiliyor, bomboş bir arazi olabiliyor ya da gerçekten bugünün insanları geçmişle bir arada fotoğraflanmış olabiliyor. Ama her anlamda bu buluşmayı gözlemlemek mümkün. Aynı zamanda bu fotoğrafik bir keşif, bir araştırma. Çünkü tüm bu fikirleri fotoğraflamaya çalışırken de daha önce de dediğimiz gibi farklı tekniklerle uğraşıyor aslında sanatçılar. Dolayısıyla sergi bu anlamda hani bence adıyla çok kendini anlatan bir sergi bir anlamda. Evet, Anamed'in 10. yılını bu sergiyle kutlamasının da bir anlamı var tabii, öyle değil mi? Bizim için özel çünkü yani Deni ve Bruno'yu biz 2013 yılında da ağırlama şansı bulmuştuk galeride. Hı hı. Ve bunca zaman sonra işlerini tekrar paylaşabilmek, oradan buraya geldiklerini bilmek, o sergiden yola çıkarak bu işleri ortaya çıkardıklarını bilmek bizim için çok özel. Ve bunu beraber paylaşabilmek daha da özel. Evet. Bruno, tüm bu tarih içindeki yolculuğu, insanın dokunarak değiştirdiği tarihi, bu manzaraları, görselleri gördüğünde sen ne hissediyorsun? Sen bunu nasıl tarif ediyorsun? İnsanın yarattığı problemler nedeniyle aslında o mesela Sagalassos'un değişimini ya da tüm bu fotoğraflarda gördüğümüz tarihi değişimi. Landscapes live and during time cities. Çevre yaşıyor.
Zaman içerisinde köyler, şehirler inşa ediliyor, büyüyor. Bazen de yok oluyor. Bir uygarlık çöküyor. Bu da aslında çevreyle ilgili bir şeyler söylüyor. Çok güçlü olduğunu bize anlatıyor. Yarattıklarımızın her zaman sonsuz olmadığını da gösteriyor. İnsanın kurduğu şeyler yok olduğunda yine doğa tarafından alınıyor aslında. Doğanın içine harmanlanıyor. Bu bizim için ilginç bir durum tabii ki. Yaşayan bir tarihi görme adına da hoş. Ayrıca şu anda nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu da düşünmemizi sağlıyor. Kitaba da gelmek istiyorum bir taraftan. Kaplumbağa geldi bir gün tek başına. Onların da aslında çıkış noktaları ilham kaynakları. Hatta biraz önce kaplumbağa fotoğrafına bakarken hani onların kaplumbağa olduğunu aslında ikili olarak konuşmuştuk. Kitapla ilgili aslında bir katalog da diyebilir miyiz bir taraftan? Hani sergi için ayrıca bir çalışma yapılacak mı bilmiyorum ama hani bu kitaba da değinmeden geçmeyelim. Yapı Kredi Yayınları'nın nadide eserlerinden biri. Aslında şöyle, yani kitap eğer ki biz bu aslında sergi pandemi öncesinde de konuşuyorduk ama araya pandemi girince biraz ertelendi. Eğer ki o zaman yapabilseydik sergiyi, bu o takdirde bu bir katalog yerine geçerdi diye konuştuk aramızda daha bu sabah. Ama şu an oradaki çekilen işlerin üzerine pandemi çalışmaları ve benzeri o süreçte yaptıkları çalışmalar sonucu bir tık daha farklı bir yerde olduklarını söylediler. Birebir katalog diyemeyiz ama çıkış noktası kesinlikle diyebiliriz dediler. Well, we're extremely happy and proud that we were able to publish a book here in Turkey. Türkiye'de bir kitap yayımlama şansımız olduğu için son derece mutlu ve gururluyuz. Çünkü burası Türkiye'de bir yer ve Türk kültürel mirasına ait. Bu çalışmayı burada göstermek bizim için önemliydi. İşin elinizle de tutabileceğiniz, sahip olup saklayabileceğiniz, bakabileceğiniz, sonra tekrar geri dönebileceğiniz bir hali olması nedeniyle çok mutluyuz. Yapı Kredi Yayınları'na da teşekkür ediyoruz. Kitap, çalışmalarımızın zamanla nasıl geliştiğini de gösteriyor. Önce Sagalassos'ta çalıştık, sonra işi genişlettik. Çalışmalarımızın şu anda hangi aşamasında olduğunu da çok iyi gösteriyor. Sergimiz de devam ediyor. Aslında sergi 2022'den daha önce planlanmıştı. Maalesef her şeyi bekletmek zorunda kalmıştık. Ama öte yandan bize bu çalışmayı nasıl sunacağımız konusunda düşünme şansı verdi. 2020'de bu sergi kitabın kopyası olabilirdi. Aslında kitabın içeriğiyle birlikte çalıştık. Sunumu ve baskı tekniklerini değiştirebildik. Well, the presentation with all these printing techniques. Çok teşekkürler keyifli sohbet için. Sergi de çok etkileyici olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız geçmiş ve şimdinin buluşması fotoğrafik bir keşif 17 Ekim'e kadar Anamet'te İstiklal Caddesi'nde gezebilirsiniz. Bugün çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Behrin Yoleri. Behrin Yoleri, ÇEV Sanat Başkanı ve pek çok genç sanatçıya yıllardır destek oluyor, el veriyor, el uzatıyor. Özellikle bu pandemi döneminde, bu salgın döneminde sanatçıya verilen önem ve değer, destek ne kadar önemli hepimiz izliyoruz. Yakından takip ediyoruz ve Behrin Hanım, yıllardır sizi ÇEV Sanat'ta yaptığınız çalışmalarla takip ediyoruz. Küçücükken alıyorsunuz çocukları ve onlara sürekli destek veriyorsunuz. Çok iyi yerlerde okutuyorsunuz, yurt dışında okutuyorsunuz pek çoğunu bir taraftan da. Bunların hepsi çok kıymetli. Ve son olarak yaptığınız çalışmaları biraz anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar çok feyiz alınması gereken çalışmalar. Daha çok genç sanatçımızı desteklemeli ve onları dünya sahnesine çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ne güzel ifade ettiğiniz her şeyi. Ülkece sanatçılarımıza çok ihtiyacımız var. Dünyada Türkiye'nin algısını olumlu yönde etki edecek sanatçılarımız bizim için çok kıymetli. Ve gençlerimizin içinde yeni yetişen nesilde çok kıymetli gençler var. Tabii ki onların elinden tutmak, onların yanında güç olmak, onlara destek olmak hepimizin görevi.
Tabii sadece bizim Çev Sanat gibi kurumların değil, bizden sonra da bu çocukları dünyada sizin bahsettiğiniz gibi önemli sahnelerde yer alacak şekilde herkesin desteklemesi gerekiyor. Ciddi şekilde şirketlerin ve kurumların da destek vermesi gerekiyor. Tabii ülkece tekrar sanatçılarımıza tekrar bir dönüp bakmamız gerekiyor. Keşke yıllar önce yapılan Harika Çocuklar Yasası gündeme gelse, bu çocuklarımız çok daha iyi yerlerde olabilse. Ne kadar herkes bir araya gelip güç birliği verip bu gençlerin yanında olursa ülkemiz için o kadar önemli bence. O yüzden herkesin desteğini bekliyoruz. Pandemi gibi maalesef zor bir süreç de geçirdik. O süreçte de bu gençlerin yanında olmak, onların eğitimleri devam ediyordu çünkü pandemide de. Hepsinin konservatuvarda birebir hocalarıyla dersleri devam etti. Dolayısıyla bu gençlerin de böyle zor şartlar gündeme geldiği zaman eğitimlerinin durmaması lazım. O yüzden sanat ve sanatçıya desteğe devam. Evet, salgın dönemine özellikle altını çiziyoruz. Çünkü siz Çev Sanat'ta çok da tek başınıza da kaldınız. Bunu da biliyorum ben bir taraftan. Özel çabalarınız, yani Çev Sanat ayrı, kendi özel çabalarınız ayrı. Ve o çocuklar kolay yetişmiyor. Yani bir yere kadar gelmiş, elinden tutulsa dünya sahnesine çıkacak. Cemal Aliyev gibi o şimdi bizi dünyada temsil ediyor bir taraftan. Ve daha da gerilere bakarsak Fazıl Say'lar var tabii ki. Evet, yeni nesilde işte yetişen genç sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Tabii ki Fazıl Say çok önemli bir insan. Gerçekten gençlerimize her zaman destek oluyor. Genç sanatçılarımızın önüne ışık tutuyor. O anlamda kendisi çok zaten değerli. Ve diğer sanatçılarımız da öyle. İbrahim Yazıcı olsun, Mehmet Yasemin, Bülent Evcil gibi değerli sanatçılarımız da her zaman gençlerimize destek veriyorlar. Tabii ki istiyoruz ki dünyada Fazıl Say gibi nice sanatçılarımız olsun. O anlamda dediğim gibi herkesin desteği gerekiyor. Bir de biz küçük sanatçılarımızı küçük yaştan tespit ediyoruz, auditionlarla tespit ediyoruz. Ve 13 yaşına kadar burada master class, özel dersler, lisan dersleri alarak belli bir noktaya geliyorlar. 13 yaşından sonra dünyada sadece 35 harika çocuğu kabul eden Belçika'daki Musicamundi'nin sınavlarına giriyorlar. Ve 35 çocuktan 6 tanesi bizim çocuğumuz, 12-13 yaşlarında gidiyor. Onun dışında lisans öğrencileri, işte Cemal gibi dünya kariyeri yapan sanatçılar da var. İnşallah Cemal'in başarısı diğer arkadaşlarına da örnek olur. Onun gibi diğer sanatçılar da ortaya çıkar. Zaman zaten dünya starı, onun için söyleyecek bir şey yok. Çello konusunda muhteşem bir insan. O yüzden inşallah Cemal gibi nice sanatçılarımız olacaktır diye ümit ediyorum. Özellikle İbrahim Yazıcı'yla Adil Kerem Ünal'ın özellikle Instagram'da paylaştıkları storyleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar ve daha küçücükken en son 2-3 yıl önce Adil Kerem'le röportaj yapmıştık. 8-9 yaşındaydı. Şimdi öyle ki aileler bana hep geri dönüyorlar. Benim çocuğumda yetenek var mı? Yetenekli midir? İşte size getirsek anlar mısınız? Ben bu konuda zaten otorite değilim ama ailelerin dikkat etmesi gereken çocukların küçük yaşta neyle ilgilendikleri ve neye vakit ayırdıklarını tespit ederek o anlamda her konuda yetenekli gençlerin önünü açmaya çalışmak galiba bizim en çok dikkat etmemiz gereken aileler olarak o. Onun dışında sevgili İbrahim Yazıcı birebir küçüklerle ilgileniyor, onlara yön veriyor. Diğer sanatçılarımız da öyle ama tabii ki herkesin desteğine ihtiyacı var. Sanatçıların dışında şirketlerin, kurumların, devletin, herkesin bu gençlerin yanında olması gerekiyor ki dünya ünlü sanatçılarımız çıksın artık yeni nesilde. Evet, devletin de yanında olması gerekiyor. Harika Çocuklar Yasası'nı tekrar gündeme getirse keşke devletimiz ve nice genç yetenekli çocuklarımızı bu ülkeye kazandırabilsek aslında bence olması gereken de o. Tabii sizde projeler de bitmiyor. Yazın çeşitli konserler verdiniz bu salgına rağmen, karantinaya rağmen biraz rahatlayınca sayılar düşünce ama yine konser projeleri var sanırım. Evet, özellikle bu gençlerimizi halkla buluşturmak istiyoruz. Herkesin bu çocukları yakından tanımasını ve küçük yaşlarından itibaren destek vermelerini rica ediyoruz. O yüzden de bir konserler serisi başlatmıştık. Maalesef pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldık. Yeni konserler planlıyoruz. Özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmak istiyoruz bu sefer. Ve bunun yanı sıra da reziteller serisiyle düzenli olarak yaparak gençlerimizi sanatseverlerle buluşturarak bu etkinliklere devam etmek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.
Uluslararası platformlarda sergileriyle tanınan Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbas Bayli'nin Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği Karabağ'ın Mirası isimli kişisel resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılıyor. Özel bir seçkiyle yeni bir resim sergisine imza atan Abbas Bayli'nin sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir. Ali Kazma'nın Zaman Zaman başlıklı yeni kişisel sergisi saat 17'de Bursa'nın ilk özel sanat mekanı olan İmalathane'de açılıyor. Ziyaretçilerin sanatçının ilk kez aynı mekan içinde birleşen 8 çalışmasıyla çok ekranlı ve büyük boyutlu sergileme biçimiyle karşılaşacağı sergi 14 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Sanatçı Eda Çağal Çağlarırmak, Maskeler isimli resim sergisiyle Trump Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Çağlarırmak'ın yaşama ayak uydurmak için taktığımız maskeleri tuvallere taşıdığı sergi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir. Alternatif sahnenin en sevilen gruplarından Red'in solisti, müzisyen, şarkı yazarı, besteci ve prodüktör Doğan Duru, ikinci solo albümü Kafesine Uçan Kuşu, Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Bugüne kadar kısa aralıklarla albümde yer alan 12 şarkıyı ard arda yayınlayan Doğan Duru, albümü adını veren Kafesine Uçan Kuş şarkısı dahil 3 yeni şarkı yayınıyla beraber albümünün tamamını yayınladı. Mikser, Senkron, Eş Zamanlı video sergilerinin ikinci edisyonu kapsamında Ozan Atalan ve Ekmel Ertan'ın Yolo isimli video sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yolo, yaşadığımız hayatın sosyalleşmemizle başlayan konsensusa dayalı müdahale edemediğimiz bir simülasyona dönüştüğü fikrinden yola çıkıyor. Sergi 28 Mayıs'a kadar Mikser'in proje odasında izlenebilir. Müzikseverlerin Köfün grubunun solisti olarak tanıdığı yeni kuşağın en heyecan verici isimlerinden biri olan Salman Tin, Şehir Atları Vapurları'nda müzik yaparak adından söz ettiren Canan Atay'la birlikte gerçekleştirdiği Hatırla isimli yeni teklisini DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü, müziği ve düzenlemesi Salman Tin'e ait olan şarkının mix ve masteringini Akın Erdem Kadız üstlendi. Samet Eruz'un ve Ümit Şahin'in yönetmenliğini yaptığı Valide Bağ konusunda çekilen video klip ise YouTube'dan izlenebilir. Lara Dilara, kardeşlik kavramından yola çıkarak yazdığı Ayrı ya da Farklı isimli yeni şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Lara Dilara'ya ait şarkının prodüksiyonunu Levni üstlendi. Enerji dolu performansıyla dinleyenlerini hayran bırakan dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikyan'ın The Ara Malikyan World Tour kapsamında Pew Entertainment organizasyonuyla 9 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor. İlk konserini 13 yaşına veren Ara Malikyan kendine has canlı performansıyla dikkat çekiyor.